Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Mafya 3 Definitive Edition oyunumuza dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dostlar, geçen bölümde Donovan'ın hikayesine göz atmış ve onunla ilgili olan bu nükleer bombayı takip ettiğimiz adamın peşinden giderek dostlar onu infaz etmiştik ve sonrasında da ilgili bombayı ele geçirerek dostlar güvenli bir hale getirmiştik. Şimdi dostlar tekrardan şehre geri döndük. Ben döndükten sonra hemen size şöyle göstereyim. Gördükten sonra hatırlarsanız eğer 2 bölüm öncesinin sonunda da belki hatırlarsanız eğer ya geçen bölümde hatta ben söylemiştim başına galiba. Burada 3 tane bölüm vardı. 3 tane bölgenin hikayeleri var, bölümleri var, görevleri var. Onlar şunlar: biri Downtown, biri Barclays Mills, biri de Tic Fow Limanı adı altında olmak üzere toplam 3 tane görevimiz mevcut. Şimdi dostlar ben geçen bölümün geçen bölüm değil de bölüm öncesinde ben bu daki görevleri yaptım. Sadece buranın liderini öldürme kısmı kaldı. Olay şu: burada Tony Derazio adlı bir bu bölgenin lideri var. Yine şu diğer bölümlerde olduğu gibi aynı şekilde bu bölümde de yine 2 tane bu adamın altında çalışan 2 tane lider var. O liderlere sırayla işte haraç kesme, işte efendim söyleyeyim işte depoları yakma, adamları öldürme, işte ilgili malları, depolardaki malları yakma, parçalama gibi görevleri yaparak dostlar belli bir miktar zarar verdi. Yaklaşık 50 bin dolardı galiba ya da 5 bin dolar gibi bir miktardı. O kadar miktar zarar vererek dostlar bu semte sonrasında ilgili arkadaşları gidip öldürerek onları bölgeleri ele geçirdik ve bu bölgenin hakimiyetleri şu 2 bölgenin hakimiyetini de Cassandra'ya verdik dostlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi hızlıca hemen şu karşı tarafımdaki Tony Derazio'nun, bu arada Tony Derazio bu arada bir tane The Royals Otel diye bir otelin en üst katında konaklıyor ve dışarı çıkmıyor. Sadece bu bölgedeki adamların bir problem çıkması durumunda dışarı çıktığı ile ilgili bir bilgi vardı. Biz de dostlar onunla ilgili bilgiyi alarak ilgili adamları temizledik ve şimdi de bakalım bizi lidere götürecekler. Bu arada yeni arabam nasıl? Kendime bizim koca adama koca jip yaptık. Biraz modifiyeledik. Janjanladık. Güzel oldu bence. Şuradan mı? Değilmiş. Dur, şuradan döneriz. Az olsun jipimiz var derken yani direğe vurduk. Neyse. Çok önemli değil. Biz şurada arabaya bırakalım. Şu adamımızın Donovan'ın yanına bir gidelim. Senatör Blake. Evet, adamımız burada. İşte burada geldi. I've always placed a premium on maintaining order. If you let the rot set in, eventually it will take hold and destroy everything you've built. The only solution is to isolate it, eradicate it before it takes hold. You understand, Joe? Christ, Donnie, you gotta listen to me. Some nuts out there shooting the hell out of everything. You know how many of my men he killed? Yes. Direkt çekti vurdu. You will take the armored car and personally oversee the collection of all outstanding monies owed to us. Am I clear on this?
Yes, Mr. Razio. Once you have collected what is due, deliver it directly to me at the hotel. The code to the elevator is 0451. İşte bize içeri giriş bileti. Steal Dominic's car and go in quiet to the hotel's parking garage. When you're in the hotel, grab a couple of those little fancy soaps. They won't give me any more at the motel. Adamımız çok şekil gerçekten de. Ama şöyle bir şey yapacağım dostlar. Neredeyiz? Şöyle bakalım. Geçerken önce şurayı bir uğrayayım. Amacım şey, üstümü değişmem lazım. Otele gireceğim için dikkat çekmememiz lazım. Bilmiyorum fark eder mi fark etmez mi bilmiyorum ama hani. Ben şansım böyle deneyeceğim. Evet, Donovan da buradan gidiyor. Hemen şu kapının orada olması lazım galiba. Nerede? Yoksa yukarıda mı? Just wanted to say, şuradaymış, gördüm. Burada mı orada mı lan, anlamadım ki. Yukarıda mı yoksa? Burada gözüküyor ama değil. O zaman şöyle yapacağız. Üst kata çıkalım hemen. Oğlum üst kata çıkış nerede lan? How are you, sir? Just wanted to say my mother will be so proud of me and everything we're doing here. Ulan bir üst değişmeye geldik, halimize bak ya. Neyse şuradan çıkalım. İşte burada. Bunlardan birini giymeyelim. Şunu giyelim olsun bilsin. Bayağı şekil olduk bence. Lan oğlum öleceğimi düşünmüyordum lan. Allah Allah. O kadar yüksek miydin lan orası? Normal hattence bir şey olmuyor. Demek suya düşünce galiba bir şey olar oluyor. Demek ki. $160 gitti. Neyse daha sonra onu bir yerlerden çıkarırız. Sorun yok. Arabamızı atlayalım ve gidelim. Nerede? Şurasıydı. Evet, arabasını gizli çalmamız gerekiyormuş. Şimdi inelim ve bu gitti, onu da al. İşte bu kadar. Lan bu adam o adam değil miydi lan?
Yapacak bir şey yok ha. Yapacak bir şey yok. Adamın babası öldü. Adamı da öldürdük galiba. Hop, yavaş. Yavaş, yerler yavaş. Dur bakayım, sakin ol. Evet, arabasını aldık. Şimdi gidiyoruz. Otelde burası zaten, evet. Eyvallah. Bence böyle iyi. Hadi dön arkana. En iyisi sanırım böyle. Buna da güle güle. O da gitti, süper. Bu da gitti, süper. Gayet güzel. Hepsini hallettik, süper. Açıp çağır bakalım asansörü. Taken the appropriate steps to address the situation. Believe me, things are well in hand. Well, they fucking better be. If this thing with the judge goes sideways, shit's gonna roll downhill real fucking quick. We haven't lost anything of any significance except for some men, and they can be replaced. In fact, they're the easiest thing to replace. Saul doesn't give two shits about any of those stupid fucks. All he cares about is the people that matter. I understand completely. And you have my word that all payments will continue as. Herif o kadar kibirli ki. Bak yan tarafta asansörde biz varız. Kamerada bizi görmüyor. Güzel. Bayağı para var galiba içeride. Hazır gelmişken onları da alacağız. Birazdan sana da goodbye. Üst kata mı çıkmamız lazım? Evet. Sandra told me to reach out. Kes bakalım. I certainly appreciate some help with phones. Yeah, she gave me a heads up. Whatever you need, consider it done. Take the rest of the day off. Şimdi gel gel gel.
Takıma da gerek yokmuş lan aslında. Pek takımlık bir işimiz yokmuş. Ama olsun artık, yavaş yavaş kendimize buna alıştıralım. Lan. Gotta hunker down. Let me at him. Take him outside. He's murdering us. Dropping like fucking flies. Forget about me. İşte bu. We got a scope. Biraz hızlı bir giriş oldu galiba. Böyle olmasını istememiştim ama. Vay şerefsiz vay. Vurdu biraz bizi ama neyse ki. Şey olmuyor. Süper. Biraz yer aldık ama. Şu bir tane adrenalin yapalım. Hadi şurada bir yerde bir eza dolabı var. Bizim herif nerede lan? Şurada mı? İyi, burada da biraz para mara. Demek burayı yapacaksınız he? Ben size yaptırırım, bekle. Evet, artık sanırım başka kimse kalmadı. Bir engelimiz kalmadı galiba. Diyecektim, yok. Bir üst kat daha varmış. Düzeltiyorum. Çocuklar iyi vuruyorlar ama ha. Kızım makası bir yana. Yok, şuradan vursak onu daha iyi. Bu da gitti. Sana yardım edeyim dostum. Orada çelik yelek gördüm. Şunu da alalım. Paraları bırakmayalım, olsun. 3-5 kuruş da olsa. O az önce kaptırdığım 700 küsur doları. Hop, işte böyle geri alacağız. Süper. Şimdi. Bu neymiş lan? Ha, pompalıymış. Abi istemiyorum. Benim silahım 10 numara, gerek yok. Şimdi o zaman yukarı çıkmamız gerekiyor. Şuradan çıkalım. Ve burası da açıldı. Aç lan kapıyı. Şerefsiz.
Do you have any idea what you've cost me? Believe me. Sana şöyle şarjör boşaltayım da böyle bir rahatlayayım. Şu parayı bir al. Evet koçum. Ne oldu ha? You really think you know how all this is gonna play out, don't you? Here you. Go ahead. Kill me. I'll be replaced tomorrow. No one will even notice. You're wrong. Everyone will notice. Bak şimdi. Tahmin etmiştim. Herkes fark edecek. War on the streets of our fair city as a gunman stormed the Royal Hotel, killing an untold number of men. There was a loud crash like a bomb going off. I looked up and there was a man falling from the top of the building. And all these men showed up and every one of them had a gun. They ran into the Royal and that's when the shooting started. I still don't know how the hell Lincoln got out of that hotel. Lincoln, adamım ya. Evet ama nasıl çıktık değil mi? Orası bir soru. Geber lan. Şimdi şunlardan biraz mermi falan bir şeyler toplayalım varsa tabi. Ya da para mara, mermi, herhangi bir şey. Mermi full zaten o zaman gerek yok. Evet, geldiğimiz gibi geri gideceğiz galiba. Bakalım. Beni gördüler galiba. Kaç 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 kaç. Sanırım buradan kaçarız lan. Dur bakayım. Burası nereye çıkıyor acaba? Evet bak aynen ağaca çıkış diyor. Kesin olarak buradan çıkabiliriz dostum. Oğlum siz beni nereden gördünüz lan buraya? Çıkar kafanı, çıkar kafanı hadi. Çıkar kafanı. Hop. Geldiğimiz arabayla geri gidebiliriz bence. Anlamadılar da süper. Ve işte bu kadar. Oğlum bir anda niye araba kayboldu? Clay Lincoln şey oldu.
yolun odasına kaldı. Oyunda ufak bir bug oluştu. Tabii ki de buraya geçiyormuşuz. Güzel, süper. Gayet güzel. There you are, lad. Looking forward to seeing where this shit goes. This is our first step toward breaking Marcano and taking over the city. I hear what y'all got to say, but I decide who gets the turf, and in the end my decision is final. Your decision? Listen here. You put my men on the front line and locking down the action, I consider your decision fucking made. Yani bence de doğru gibi. From where I'm sitting, it looks like you already got a plan for this part of the city. I think what my two friends here are trying to say is calling and help to lock down rackets sets a certain level of expectation. You might want to keep that in mind next time, kid. We got a lot of fragile egos here. Okay. You trusted me this far, Lincoln. No sense changing course now. There's only one smart play here, partner. You know I can handle this. What's the word, Lincoln? Give me the keys to the kit. We got a long road ahead of us. Don't make the wrong first step, lad. Abi biz ilk başta buna verdik. Bundan devam edelim. Ondan bir sonraki bölüm zaten Vito'ya vereceğim. Sonraki bölgeyi de zaten bölge vereceğim. Dağıtacağım bunlara birer birer. Abi yapacak bir şey yok. All right. I'll make sure our people are coordinating things between the Hala and here. That's the way you see it, fine. But I'll be looking for the next district to come my way. As for me, I'll be biding my time and waiting for one of you assholes to fuck up. Fair warning. We're done for now. You'll hear from me if I need you. Güzel. İlk bölüm için, ilk bölge için daha doğrusu yaptıklarımız güzel. Zaten Cassandra'ya vermişiz orayı. Bir daha Cassandra'ya vermek saçmalık olurdu. They're saying you threw Tony off the roof of the Royal? Actually, it was through his penthouse window. You always had a flair for the dramatic. Tony's legend. Last couple pages are pretty interesting. Any idea what US5CJ means? Wait a minute. Holy shit. Why is Lou willing to comp 10 grand a month at a brothel and the same at a drug den? Based on what Greco told me in Scaletta, Marcano's laying out a bunch of money to get gambling legalized. If that's what you're after, who better to have in your pocket? Than a judge on the Fifth Circuit Court of Appeals, US5CJ. Exactly. There have to be over 20 judges on that bench. Could be any one of them. The kind of man we're talking about isn't used to people getting into his business. I start visiting the places listed in that legend. And go to Lou for help. And that's when we'll find out who he is. That wiretap running. Never turn it off. Süper. Yeni bir ipucumuz daha var şimdi. Evet sevgili arkadaşlar. Zırhlı Majeste mi? Dur bakacağım ona. Evet, çatı katının penceresini attığın için onun araç verdiği İbne, yani Marcano'nun erkek kardeşi ve Fransız bölge sorumlusu amca Lou Marcano'yu ortadan kaldırmanın zamanı geldi. Yani şu adam. Süper, halledeceğiz. Bu Marcano'nun importörlüğünü yok etmede ilk adımın ama sana ama büyük bir adım. Fransız semtinin gayri resmi belediye başkanı olan Lou sadece sevilmiyor aynı zamanda çok büyük karlar getiriyor ve şehir boyunca çok iyi siyasal bağlantıları var demiş. Bizim için fark etmez. Her türlü cezasını çekecek. Bizim için fark etmez. Şimdi. Evet dostlar zaten Fransız semti. Ne daha önceden ele geçirmiştik. Şimdi burayı da ele geçirdik. İki bölge bizim elimizde olduğu için otomatikman artık burada mı bilmiyorum ama
Bu mu? Burada biraz yeni çıkan iki tane görev var. Hikaye görevleri. Yan görevler değil çünkü. Artı bir de yine şu iki görevinkiler var. Dostlar bunları biraz bekleteceğim. Şu an bunlara girmeyeceğim. Şu anda amacım öncelikle şu iki bölgenin görevlerini yapmak. Bunları boş boşuna sizin vaktinizi almak için bunları çekmeyeceğim dostlar. Çünkü bunların ne olacağı belli. Bunlara gideceğiz. İlgili sevkiyat işlerini mesela burada işleri çomak sokacağız aslında. Akabinde tüm buradaki bu görevleri iki tane bölge olacak yüksek ihtimalle burada. İki bölgeyi kontrol edip bu bölgeyi muhtemelen Vito'ya vereceğim. Kalan şu bölgeyi de tekrardan alıp yine liderini öldürüp bu bölgeyi de Burke'e teslim edeceğim. Sadece dostlar iki görevi yaptıktan sonra liderleri öldürmek için dostlar yeni bir sonraki videoda ona başlarız direkt. Ben şimdi ara vereceğim. Bunları temizleyeceğim. Ondan sonraki yeni görev, yeni bölümde sadece bu ilgili liderleri öldürüp sonraki şu ilgili görevlere devam ederek oyunumuzu sürdürmeye çalışacağız. Şimdi dostlar hikayemize burada ara verelim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğimizi söyleyerek burada veda edelim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.